açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere ev sahibimiz Şanakkale Belediye Başkanımız Sayın Muharrem Erkeyi kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok değerli genel başkanım, genel başkan yardımcılarım, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, il başkanım, il belediye başkanı arkadaşlarım çok değerli çalışma arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, il belediye başkanlarımızın Çanakkale buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Halkçı belediyecilik, sosyal belediyecilik adına ortak projelerimizi paylaştığımız bu önemli buluşmaların, toplantıların ilkini Burdur'da Sayın Ali Orkun Ercengiz'in başkanlığında gerçekleştirmiştik. Şimdi de Çanakkale'de bir aradayız. Sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Çok değerli Genel Başkanım, 6 ay oldu. Mazbatalarımızı aldık. Tüm Sosyal Demokrat Belediye Başkanlarımız gibi biz de Çanakkale'de halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyduk. Eğitim öğretim dönemi başladı. İlkokul çocuklarımıza çok ciddi destekler veriyoruz. Beslenme çantasından kırtasiyeye kadar her alanda. Üniversite öğrencilerimize haftanın 5 günü kampüslerinde 37 bin öğrenci var Çanakkale Kent Merkezi'nde. Her sabah sıcak çorbayla güne başlıyorlar. Onlara burslar veriyoruz, psikolojik destekler veriyoruz. Birçok gencimize, bine yakın gencimiz katıldı. En son KPSS desteği verdik ücretsiz çünkü onların hayatlarında çok önemli bir adım. İhtiyaç sahibi ailelerimize her gün sıcak yemek götürüyoruz. Daha birçok yardım bütün belediyelerimizin yaptığı gibi. Bunların için yapıyoruz. Çünkü derinleşen ekonomik kriz gerçekten ciddi bir dayanışmayı gerektiriyor ve biz bütün bu sosyal destekleri yaparken bir şeye çok ilke edindik. Bütün belediye başkanlarımız gibi insan onuruna yaraşır bir şekilde bunların hepsini gerçekleştiriyoruz. Belediye başkanları olarak seçimden önce halkçı belediyecilik taatnamemizi imzaladık. Onu odalarımıza astık. Oradaki e, tüm hükümleri harfiyen yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 2025-2029 stratejik planımızı mecliste kabul etmeden önce tam 15 paydaş toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantılara 15 farklı temada 700 alanında uzman STK temsilcisi Oda temsilcileri, özel sektörden arkadaşlarımız 700 katılımcı katıldı. Ayrıca çevrim içi online anket yoluyla da 1250 kişinin katıldığı 2 adet toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılar sonucunda kentimizin vizyonunu belirledik. Hem misyonunu hem vizyonunu hem temel değerlerimizi belirledik. Vizyonumuz tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini koruyan barışı ve özgürlükleri yaşatan örnek kent Çanakkale olarak belirlendi. Bugün il belediye başkanlarıyla yapacağımız toplantımızın teması da turizm. Burdur'da yaptığımız ilk toplantımızın teması tarım ve hayvancılıktı. Bu toplantılar çok çok önemli. Ben yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Özbey'e ve ekibine de çok teşekkür ediyorum bu toplantıları gerçekleştirdikleri, bizleri bir araya getirdikleri için. Turizm kenti, gerçek anlamda bir turizm kenti olabilmek için hızlı adımlar atıyoruz. Örneğin ulaşım altyapısı çok önem veriyoruz. İnternetten başka alanlara kadar. Yerel değerlerin, kimlikli binaların, yerel sanatların, el sanatların korunmasına çok önem veriyoruz. Çünkü bunlar turizm açısından çok önemli. Bir turizm kenti için hangi adımı atarsak şuna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu adımların hem yerel halk için hem hemşerilerimiz için hem de beldeye, kente gelen turistler için yararlı olması gerekir. Özgün yerel işletmeler, aile işletmeleri, konaklamanın gelişmesi, kente gelen her turistin bütçesine göre konaklama imkanlarının yaratılması, gastronomi alanında yürütülen çalışmalar, daha birçok çalışma il belediye başkanları toplantımızda bugün masaya yatıracağız. Çünkü bizler hem Çanakkale olarak hem birçok ilimiz olarak üniversite kenti, tarih kenti, kültür kenti, turizm kenti olmak istiyoruz. Bu vizyona uygun çalışmalarımızı, projelerimizi yürütüyoruz ve görev yaptığımız sürece sayın genel başkanım, her zaman vurguladığımız gibi asla ve asla kişisel ranta çıkara müsaade etmeyeceğiz. Şeffaf olacağız. Hesap verebilir olacağız. Halkla iç içe şekilde e, sosyal demokrat belediyeciliği hayata geçireceğiz. Ben tekrar bu il belediye başkanları toplantımızda Çanakkale'mizi onurlandırdığınız için bizlerle birlikte olduğunuz için size özellikle çok teşekkür ediyorum ve e, müsaadenizle Sayın Gökhan Zeybe'ye genel başkan hemşire sözü bırakıyorum. Sağ olun var olun. Sayın Genel Başkanım, değerli konuklar. Öncelikle ev sahibimiz Çanakkale Belediye Başkanımız Sayın Muharrem Erke'ye, il başkanımıza ve Çanakkale'deki belediye başkanlarımıza nazik ev sahipliği dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Gördüğümüz manzara iki gündür Çanakkale'de dolaşıyoruz. İl, ilçeler, belediyeler, belediye meclis grupları arasında tam bir uyum bizi fazlasıyla memnun etmiştir. Sizin burada sağlamış olduğunuz e, çalışma dinamizmi ve örgütsel bütünlük bizim açımızdan da son derece önemlidir. Tekrar bütün Çanakkale örgütümüzü yürekten kutluyorum. Sayın Genel Başkanım, değerli arkadaşlar, CHP belediyeciliğini yaygınlaştırmak, bellek tazelemek ve bütün belediyelerimizin aynı program etrafında çalışmalarını yürütmeleriyle ilgili eşgüdüm toplantılarımızı sürekli olarak yapıyoruz. İl Belediye Başkanları toplantımız bugün Çanakkale'de ama biz Büyükşehir Belediyelerimizle, ilçe belediyelerimizle, belediye meclis gruplarımızla yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisinin olmasını sağlayan 413 seçim çevresindeki tüm arkadaşlarımızla farklı çalışma gruplarıyla bir araya get geliyoruz. Kent lokantalarıyla, gıda marketçiliğiyle, evde bakım hizmetleriyle, sosyal belediyecilikte artık tekleşmeye ve aynı marka aynı logo altında bir araya gelmeyi başardık. Sayın Genel Başkanım, değerli arkadaşlar. Ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerden başarılı çıksa ülkeye gelen turist sayısında bir artış, turistlerin ortalama harcama kapasitelerinde de bir artış meydana geliyor. 2019'da biz bunu görmüştük. 2024 yılında bugün içinde bulunduğumuz Çanakkale'miz de bir turizm kentidir. Pek çok destinasyonumuz var. Türkiye'de turistlerin ikamet ettiği, yaşadığı ve ziyaret ettiği seçim çevrelerinin %90'ı CHP'li belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Biz de bu doğrultuda bugünkü çalıştayımızın konusunu, buluşmamızın konusunu turizm bölgelerindeki yerel belediyeciliğin Türk turizmini geliştirmek, turizm yatırımlarını artırmak, bu noktada çeşitliliği sağlamak ve turistin sadece konaklama, deniz ya da tarihi alanları gezmenin dışında kentin... E, kültüründe var olan, hafızasına kaydedilmiş olan her türlü bilgiye dolaşmasını ile ilgili bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Ben e, 2024 seçimlerinden sonra Türkiye'ye gelen turist sayısındaki artış ve turizmin milli gelire yapmış olduğu katkıyı belirttikten sonra hayal edemiyorum ki bir Cumhuriyet Halk Partili e, adayımız Cumhurbaşkanı olduğunda CHP Türkiye genel seçimlerini kazandığında hem turist sayısımızda büyük bir patlama hem de turizmden elde ettiğimiz gelir bugünkü'nün çok büyük bir üzerine çıkacaktır. Bu nedenle çalışmalarımızın, çalıştayımızın, toplantımızın çok başarılı geçmesini diliyorum. Tüm belediye başkanlarımıza ve ev sahibi Çanakkale belediye başkanımıza, örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimler ve dirençli kentlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Gökhan Zeybe. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel'i kürsüye davet ediyorum. Teşekkürler. Günaydınlar. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Bugün 31 Mart yerel seçimlerinden 47 yıl sonra birinci parti olarak çıkmış olan Türkiye'nin kurucu partisi, birinci partisi ve bugünün de birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 ilde seçilmiş olan belediye başkanlarıyla birlikteyiz. Tabii televizyonları başındaki seyircilerimiz için, değerli vatandaşlarımız için hatırlatmak gerekirse 14 büyükşehir belediyemizin dışında büyükşehir olmayan illerde 21 belediye kazandı Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye'de tabii ki artık Cumhuriyet Halk Partisi 7 bölgenin 81 ilin bir partisi. Girdiği her seçimlerde seçimi kazanmaya en yakın parti ya da en güçsüz olduğu alanda da artık seçimde iddiası olan bir parti noktasına geldi. Geçmişte iktidar partisi işte Türkiye coğrafyasının şurasından sonra yoklar diyordu. Bu tip söylemler süreç içinde söyleyenlerin kendisini vuruyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün bu salonda övünçle söyleyebiliriz ki Türkiye'nin yedi bölgesinde il belediyesi olan tek partidir. Adalet ve Kalkınma Partisinin Ege bölgesinde il belediyesi yoktur, büyükşehir belediyesi yoktur. Ee, Balıkesir'in üç ilçesinin de Ege bölgesi sınırları içinde olduğunu e, katarsak. Toplam 9 dokuz ilin 9'unda da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler il ya da büyükşehir belediye başkanı olarak hizmet etmektedirler. Bu salonu çok önemsiyorum. Çünkü bu salon efendim Cumhuriyet Halk Partisi kıyı şeridinde var. Cumhuriyet Halk Partisi eğitim düzeyinin yüksek olduğu yerde etkili. Cumhuriyet Halk Partisi nüfusun yüksek olduğu yerlerde daha güçlü söylemlerinin elbette bir karşılığı var ama 31 Mart'ta siz bunu değiştirdiniz. Bunun üzerine çok önemli bir şey eklediniz. Büyükşehir olmayan illerin 21'ini Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kazandı. Hep söylüyorum bizim belediye başkanlarımızın ellerinde, ceplerinde, kadın belediye başkanlarımızın çantalarında birer anahtar var. Bu anahtar belediyelerinin kapısının ya da kasasının ya da şehrin altın anahtarı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekteki iktidarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gireceği ilk seçimlerdeki iktidarının anahtarı. Zira kentleriniz büyük şehir olmayan, nüfusu 750 binin altında olan, bazıları çok daha altında olan, geçmiş zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiasının çok düşük olduğu, milletvekili çıkaramadığı, şimdi önemli adımları attığımız iller ve o illerde Cumhuriyet Halk Partisi demek sizlersiniz. Dönüp bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin devleti nasıl yöneteceği, kamuyu nasıl yöneteceği noktasında ilin kurtuluş törenlerinde üçlü protokolde yer alan çelengi koyan ve hizmet için kapısına gidildiğinde güler yüz görüldüğü, açık kapıların olduğu, kayırmacılığın olmadığı, partiye üyeliğin sorgulanmadığı, parti aidiyetinin bir avantaj olmadığı, yoksulu siyasi parti tercihine göre mahallesinde çıkan oya göre ya da bulunduğu lokasyona göre değerlendirmeyen yoksulu kendisine oy verip vermediğine, verip vermeyeceğine göre değerlendirmeyen, yoksulluğu yönetme telaşında olmayan, yoksulluğu yok etme azminde olan düşüncenin partimizin yönetim anlayışının cisimleştiği kişiler bu salondaki 21 tane il belediye başkanımız bu açıdan bu meseleyi fevkalade önemsiyorum. Tabii ev sahibimiz Türkiye'nin çok yakından tanıdığı partimizde genel başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, milletvekilliği görevinde bulunmuş Muharrem Erkek il başkanımızla birlikte, merkez ilçe başkanımızla birlikte çok önemli bir ev sahipliği yapıyor. Kusursuz bir organizasyon olacağı çok açık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları toplandıklarında bir turistik geziye gider gibi değil. Çalışmaya geliyorlar. Ayda bir, bir buçuk ayda bir toplanıyorsunuz. Çok önemli bir gündemle çalışıyorsunuz. Sunumlar alıyorsunuz. Deneyimlerinizi aktarıyorsunuz. Tecrübeleri paylaşıyorsunuz. Projelerde ortaklaşıyorsunuz. Ve buradan ilinize giderken benzer özellikler arz eden ve içeren 20 farklı ilin görüşünü, tecrübesini, deneyimini, projelerini öğrenmiş olarak ve vizyonunuza vizyon katmış olarak zihniniz ilinize daha iyi hizmet etme noktasında daha berraklaşmış, daha bu konuda motive olmuş olarak dönüyorsunuz. Bu çok kıymetli. Bu toplantıları çok önemsiyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, tüm ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bundan sonra da bu toplantıların aynı rutinde Aksamadan aynı ciddiyetle bu, bu başarılı sonuçları üreterek devam edeceğine inanıyorum çünkü 100 yıl önce darmadağın olmuş bir toplumdan işgal altındaki topraklardan e, ve herkes umutsuzken hep birlikte ilk önce toplanarak e, kurtuluş savaşı için ilk önce rıza üreterek kongreler yaparak bu kongrelerin katıldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'üme katılmadığı kongrelerden fikirler alarak ve bunları aynen ve müştereken azimle tatbik ederek bu ülkeyi önce düşman işgalinden kurtarmış, sonra bir devlet kurmuş. Yani kurumlar kurmuş, kurumsallaşmış ve kişisellikten uzak, bireysellikten uzak tek adamın yönettiği imparatorluktan padişahlık düzeninden parlamentonun yönettiği, seçilmişlerin yönettiği ve görüş alışverişinin önemli olduğu, farklı fikirlerin kıyasıya çarpıştığı ama en sonda buluşulan doğruda hep beraber tatbik edildiği bir anlayıştan geliyoruz. Yüz sene önce bu ülkeye kurumları ve kurumsallaşmayı getiren Cumhuriyet Halk Partisi aynı çalışma yöntemiyle yani demokrasiye inanarak, çoklu akla inanarak, istişareye inanarak bir kez daha kurumsallıktan kişiselliğe dönmüş, büyük kurumların kapatıldığı ya da işlevsizleştirildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerinin budandığı, ve her şeyi bir kişinin bilip ülkeyi bu noktalara getirdiği bir süreçten biz yine bildiğimiz gibi birbirimize güvenerek, demokrasiye inanarak, tartışarak, emrederek değil rıza üreterek yem, yepyeni ikinci yüzyılda yepyeni bir önce kurtuluşu sonra kuruluşu hep birlikte gerçekleştireceğiz buna olan inancımız tamdır. Sizler israf etmeyen, tasarruf eden, kibir değil tevazu gösteren, milletin parasını sadece millet için harcayan, iktidarın yalnız bıraktığı yoksulların yanında duran, milleti unutan iktidara sosyal belediyecilik dersi veren yol arkadaşlarımızsınız ve Türkiye'deki Pandemi süreci gösterdi ki panik halinde kimse ne yapacağını bilemezken ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanları yukarıdan ne talimat gelecek mutlaka bir şeyler yaparlar bekleyelim görelim derken sizler her biriniz o günkü belediye başkanlarımız o pandemi sürecinde inisiyatif alan terzileri toplayıp maske diktirmeye başlayan dokuma tez fabrikalarını maske fabrikalarına dönüştüren, sokağa çıkamadığı için çalışmayanların var olduğunu bilip onları evinde duran, onlara yemek ulaştıran, erzak ulaştıran, çalışamayan meslek gruplarını görüp onlara destek veren, ödemeye, ödenemeyen borçları kapatan ve pandemi sırasında ya merkezi yönetimden bir şey beklemek yerine yerelde inisiyatif kullanmanın ne kadar kritik olduğunu gösteren anlayış Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği anlayışıdır. Eşgüdüm önemlidir. Merkezin yerele yapacağı katkılar ya da vereceği talimatlar kıymetlidir. Ama bunun yerelde bir yerel lider olduğu ve o yerel liderin e, sorunlar ortaya çıktığında buna yerelden ilk reaksiyonu veren ve orada liderlik eden, önderlik eden ve güven veren kişi olduğunu sizler gösterdiniz. Pandemiden geriye AK Partili herhangi bir belediye başkanının yaptığı hiçbir şey kalmadı. Pandemide ne yaptık deyince merkezi olarak yapılan yapılamayan şeyler konuşuluyor, tartışılıyor ama pandemide bunun dışında ne yapıldı derseniz her noktasında Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları var, belediyelerin yapmış olduğu işler var ve tabii ki biraz önce söylediğim gibi Görevinizi yapıyorsunuz, iktidarın yoksullaştırdığı ve unuttuklarına sosyal belediyecilik uygulamalarıyla el uzatıp katkı sağlıyorsunuz ve şu anda da aslında bir kriz yönetiyorsunuz. Çünkü Türkiye'de şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bundan öyle çok az zaman önce, 6-7 yıl önce 1 lira, 1 dolar, 1 euro, 4 lira seviyesindeyken, önce 8 lirayı aşardı aşmazdı tartışmaları ve iki katına katlandı tartışmalarından bugün dolar döviz kurunun geldiği yer ortada. O günle bugün arasında satın alma gücünde dağlar kadar fark var. 10 kat fark var. Bugün duyduğunuz duyduğumuz fiyatlara inanamıyoruz. Makulünün onda biri olduğunu herkes biliyor. Bir kahvenin 180 liraya satıldığı günlerdeyiz. Kahve dediğin 18 lira olur işte, 20 lira mı olacak aslında? Bugün Türkiye, tarihinin geniş kitlelerin hızla yoksullaştığı, cebindeki paranın buharlaştığı, satın alma gücünün 10 kat azaldığı ve bu süreçte iktidarın sadece servet sahiplerini koruduğu, kolladığı, kredi garantili, kredi garanti fonuyla verdikleri, devasa kredilerin düşük faizli yatlara, kotralara, villalara, yurt dışı yatırımlarına dönüştüğü ve o düşük faizli paranın şimdi pul haline gelmiş paranın zenginler tarafından ödendiği ama sizin muhatap olduğunuz esnafın esnaf kefaletten yüzde dokuzla çektiği kredinin daha ödenirken dur bakalım kredi faizini 25'e çıkardık dedikleri yüzde otuz beşlerle esnafa kredi verdikleri bir sürecin içindeyiz. Türkiye tarihinin en büyük kitlesel yoksullaşmasını yaşıyor. Hepimizin cebinden 1.2 milyar yani sıfır atılmadan önce milyar deniyordu. 6 sıfır atıldı. Başka bir şeylere dönüldü. Bu 6 sıfır atılmış haliyle milyar. Eskinin katrilyonlarının bin katı değerindeki paralarla hepimizin parasının önemli bir kısmı kur korumalı mevduatla zenginlere verildi ve halk su yoksullaştı. Bu süreçte Ankara'dan ülkeyi yönetenlerin unuttuklarını siz hatırlıyorsunuz. Görmediklerini siz görüyorsunuz. Uzaklaştırdıklarının elini siz tutuyorsunuz. Ve bu biraz önce dediğim gibi vatandaşın Cumhuriyet Halk Partisi algısına öyle bir katkı sağlıyor ki bu süreç bizi adım adım iktidara doğru götürüyor. 6. ayınızdasınız. Hangi ile gitsem 6 ayda ne yapmış diye baktığımızda gerçekten insan gurur duyuyor. Dün Sayın Erkeğin 6 ayda Çanakkale'de yaptıkları saya saya bitmedi. Ama ben özellikle ilkokulda okuyan bütün çocukların, Çanakkale'deki çocukların hiçbirisinin okula boş beslenme çantasıyla gitmediğini biliyorum. Çünkü Çanakkale Belediyesi yoksul çocukların beslenme çantasını dolduruyor. Türkiye'de üç çocuktan biri beslenme çantasız okula gidiyor. Beş çocuk beş gün boyunca kantinden alışveriş yapmayan çocukların sayısı yüzde 66 yani üç çocuktan ikisi kantine hiç uğramıyorlar, uğrayamıyorlar. Ve üç çocuktan biri okula aç gidiyor, aç gidiyor, dönüyor. Bu süreçte Çanakkale'de bunun olmadığını öğrenmek kadar gurur verici bir şey yok. Ve Türkiye'nin herhangi bir yerinde çocuğu beslenme çantası boş olarak okula giden her anne, her baba biliyor ki keşke Çanakkale'deki gibi, keşke Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanım olsaydı, hiç olmazsa bu derdim olmazdı diye. Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Belediyesi okulda su sebili uygulamasını başlattı. Kendiliğinden velilerin okulun önünde, belediyenin önünde alkış yaptığı görüntüleri gördük. Bir şişe suyun 15 lira olduğu İstanbul'da. Günde iki şişe su içse 30 lira ben bu parayı evladıma nereden vereceğim diyen ve maalesef geçmiş dönemden beri gelen ve İSKİ'nin büyük gayretlerle çeşmeden içilebilir su akıtma çabaları ortada ama bir gerçeklik de ortada. Su sebili uygulaması belediyeler arasında yaygınlaşıyor. Ama dün büyük bir memnuniyetle Çanakkale'de gördük ki buradan çeşmeden içilebilir su akıyor. Neden? Çünkü biz Çanakkale Belediyesi'ni 2019'da AK Parti'den almadık. Alsaydık çeşmeden AK Parti'den aldığımız bütün belediyelerde neredeyse olduğu gibi İçilemez çamur gibi su akıyor olacaktı. Ve bugün İstanbul'un, Ankara'nın, Antalya'nın uğraştığı gibi çeşmeden içilebilir su akıtmak için gayret içinde olacaktı. 89'dan beri Cumhuriyet Halk Partileri'nin yönettiği bu şehirde, devraldığımız bu şehirde Cumhuriyet Halk Partili Ülgür Başkan'ın yine bir Cumhuriyet Halk Partili devrettiği bu şehirde çeşmeden su içilebilir aktığı için Çanakkale'de su sebebi uygulamasına ihtiyaç yok. Ama her birinize e, genel başkanınız olarak, bu ülkenin çocuklarını sizin gibi çok seven birisi olarak, eğer şehrinizde çeşmeden su akmıyorsa, akan su içilebilir değilse, okulda babasının, annesinin durumu iyi olanların iyi su alıp içtiği, diğerlerinin çeşmeye dayanıp hastalığı ağzına dayadığı bir şeye izin vermeyin okul sebili uygulamasını hızla yaygınlaştırmanızı ve bu ülkenin yoksul ailelerinin evlatlarının temiz su içme hakkına ve sağlıklarına sahip çıkmanızı özellikle arzu ediyoruz. Bu konuda genel başkan yardımcımız da birazdan kapalı oturum kısmında birlikte çalışacaksınız. 17 Haziran 2022'de Ekrem İmamoğlu İstanbul'da ilk kent lokantasını açtı dikkat çekici bir projeydi. Döndük hepimiz baktık ve bütün Türkiye'nin hem ibret aldığı, yöneticilerimizin de örnek aldığı bir manzara ortaya çıktı. Hızla kent lokantaları yaygınlaşmaya başladı. Açıkçası ben kent lokantası açmaya yetişemiyorum. Şu anda en son 57. kent lokantamızı 25 farklı şehirde açtık. Önümde listesi var. Uzun uzun Söylemeyeceğim ama Türkiye'de 25 farklı şehirde 57 kent lokantamız var. Bu sayıyı arttırmalıyız. Kent lokantası olan birçok başkanımız burada. Olmayan ama çalışmalarını yürütenler burada. Bu konuda geride kalmış olanlar varsa bu konuyu da bir an önce tamamlamamızı ve kent lokantalarını hızlı şekilde açmayı çok önemsediğimi ifade etmek isterim. Diğer yandan kent lokantalarında yeni bir uygulama başlattık. O da askıda yemek uygulaması. Kent lokantası kesinlikle esnafa zarar vermeyen, zarar vermeyecek lokasyonlarda ve artık e, özellikle örneğin 3 kap 4 kap yemeğin 50 liraya 60 liraya satıldığı ama burada bir elekle gerçekten parası olanın esnafta yediği yoksul olanın ancak o paraya yemek yiyebilecek olanların orada yediği bir düzenlemeyi sağlamak durumundayız. Ve bunun üzerine orada da yemek yiyemeyecek durumda olanın da o lokantaya girip yemeğini askıdan alıp yemesini sağlamak durumundayız. Bununla ilgili çok olumlu gelişmeler var. Bunu başlattığımız kent lokantalarında örneğin bir hayırsever vatandaşın bir milyon lira askıya yemek astığı ya da artık kentteki hayırların kent lokantası üzerinden yapıldığı bir süreçteyiz. Ölüm yıl dönümlerinde e, verilen hayır yemeklerinin biz bize ekonomisi iyi olanlara eşe dostu akrabaya değil kent lokantasında askıya asıldığı ve 50 lira bile verip bir yemek yiyemeyecek kişinin bedavaya yemek yediği ve gerçekten hayrın olması gereken yere ulaştığı, geçmesi gereken kursaktan geçtiği örnekler var. Lütfen kent lokantalarınızda. Biz bunu dijital bir sistem üzerinden bütün Türkiye'ye SMS e atarak e, elektronik bankacılık sistemi üzerinden destekleyerek son derece dijital ve son derece katılımcı süreçlere dönüştüren ortaklaştıracak çalışmaları yapıyoruz ancak zaman geçirmeden kendi şehrinizin yapısına uygun olarak ki açtığınız kent lokantalarında askıda yemeği başlatın. Bu konuda kampanyalar yapın. İlk örneksiz olun Balıkesir'de ilk örnek milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, partilerimizden başladı. Şu anda önünü alamayacağımız şekilde kent e, askıda yemek uygulamaları e, çok iyiye gidiyor. Bu konuyu her birinize hatırlatmak isterim. Altı ayda 77 kreş açmışsınız. Bu çok önemli bir rakam. Bunun artarak devamını bekliyoruz. Çünkü kreşin iki yönü var. Bir, kadını evden çıkarıp sosyal hayatın içine katan, kadını evden çıkarıp çalışma hayatının içine katan bir katkısı var. Diğer yandan çocuk eğitimi için en önemli dönemde en ihtiyaç sahibi kesimlerin çocuklarının hayata en iyi hazırlandığı şekilde okul öncesi eğitim almaları imkanı var. Hatta hatta beslenme ile ilgili evde sorun varsa o sorunun giderilmesine olanak sağlayan bir yapı kreş bu konuda da 77 rakamını 6 ayda önemsiyorum ama bu konuda dur durak bilmeden kreş açmaya devam etmemiz gerekir. Hiç kreşi olmayan e, belediyelerde aldığımız 5 yıl içinde 60 kreş, 70 kreş açan büyükşehir belediyelerimiz var. O yüzden bu konuda durdurak bilmeden çalışmanızı son derece önemsediğimi ifade etmek istediğim isterim. Bu salonun çözdüğü sorunlar var, çözemediği sorunlar var. Çözemediğimiz sorun işsizlik. Çünkü yerel yönetimler istihdam yaratma imkanı olan ama An itibariyle zaten geçmiş dönemde de bu kadar büyük işsizlik varken hangi partide olursa olsun belediyenin tüm istihdam olanaklarının kullanıldığı, dolduğu hatta hepimiz biliyoruz ki aşıldığı süreçleri yaşıyoruz. Belediyelerde inanılmaz personel fazlası var. Böyle bir dönemde yeni işsizler yaratamıyoruz. O personel giderleri de çok kritik ama yaratmamak için e, çaba sarf ediyoruz. Ama bir yandan da her bir belediyemizde binlerce, on binlerce belediyenin e, boyutuna göre, yapısına göre iş başvuruları var. Bu konu en çok zorlandığınız konu, bunu biliyoruz. Ve bu sorunu çözmek için de CHP iktidarı için gün sayıyoruz. Dün TÜİK rakamları açıkladı, 0.3'lük bir düşüşten, %8.5'lık bir işsizlikten bahsediyorlar ama TÜİK'in de rakamlarında gizlemediği, diskin detaylı araştırmalarında e, tüm kesimler tarafından doğrulandığı şekilde Türkiye'de gerçek anlamda 8.8 milyondan 11 milyona çıkmış. Yani sadece 2023 Ağustos'tan 2024 Ağustos'a kadar 2.2 milyon yeni işsizin eklenmesiyle geniş tabanlı işsizlik 11 milyona çıkmış durumda. Nedir genç tabanlı işsizlik? İşsiz olanlar, iş aramadan yılmış olanlar, imkansızlıklarından dolayı artık iş arayamayanlar ya da bir işi var görülse de örneğin atanmamış bir öğretmen olup gece 12'den 8'e kadar cep harçlığı karşılığında taksi durağında çalışanlar, gerçek işine ulaşamamış olanlar 11 milyon kişi bu ülkede ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz 113 zabıta alacak sadece. iki gün içinde 4000 kişi başvurdu. Başvuranların tamamı eğitimli kişiler ve maalesef başvuruların içinde hukuk fakültesi mezunları ve eğitim fakültelerinden mezun olmuş insanlar var. Artık Türkiye'de hukuk fakültesini bitirmiş ama Avukatlık bürosu açmayan, açamayan, açsa da geçinemeyen ve hiçbir yerde iş bulamayıp zabıta olmayı kabul eden insanlar var. Böyle bir sürecin içindeyiz Türkiye'de ve işsizlik ödeneği yıllardır üzerinde en hassasiyetle durduğumuz nokta. Bu senenin ilk 8 ayında 1 milyon kişi başvurmuş, 500 bin kişiye veriliyor. Çünkü yıllarca söyledik. İşsizlik sigortası işçinin kumbarasıdır. Bu kumbaraya işçi para atar, işveren para atar, devlet para atar. Ama kumbara işçinin kumbarasıdır. Siz bayram geldiğinde çocuğunuza getir kumbarayı deyip kumbarayı açıp içinden bayram açtığını çocuğa verseniz isyan eder. Türkiye'de efendim Soma'daki madencilerin ödenmeyen tazminatı ödenecek işsizlik sigorta fonundan ödensin. Bir başka yerde bir iş aksamış oradan ödensin. Pandemi de oradan ödensin. Oysa zenginlere gelince ana kasadan ödeniyor. Hiç de onların kendi cebinden alıp kendi cebine vermiyorsunuz. Geldiğimiz noktada duble yollar yapılacak. İşsizlik fonundan ödensin. Şu projeye para yok oradan ödensin. Bir milyon kişi ki verilen para da bir para değil. İşsizlik parası istiyor sadece 500 binine yararlandırılıyor. Bunun da altını çizmek isteriz. Bir yandan da işsizler kendilerini çaresiz hissediyorlar, terk edilmiş hissediyorlar. Bu doğru değil. Emeklilerin de sesi çıkmıyordu. 105 miting yaptık. Her mitingimize emeklileri davet ettik. Son mitinglerimiz emekli mitingine döndü. Emekliler 31 Mart'ta sandığa damgasını vurdular ve şu anda Türkiye'nin en önemli gündemlerinden bir tanesi. Asgari ücretli içinde durum farklı değil, işsizler için de farklı değil. Biz ilk tarım mitingini yaptığımızda ya bu tematik mitingler ne olacak diyorlardı. Sekiz tane yaptık. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında çiftçiler bizim yaptığımız mitinglere katılıyorlar ya da kendileri yerel tepkilerini gösteriyorlar mitinglerini yapıyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında ses yükseliyor. Önümüzdeki günlerde Türk işin yapacağı eylemi önemsiyoruz. Önümüzdeki günlerde Kasım ayının sonunda e, keskin yapacağı eylemi önemsiyoruz. Buradan sözüme değer veren hem Cumhuriyet Halk Partili hem de partili olmasa da ya da hangi görüşten olursa olsun halinden memnun olmayan herkese ortak çağrımdır. Kim bir miting yapıyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi yapıyorsa başımız gözümüz üstündesiniz buyurun gelin. Kim bir yerde miting yapıyorsa örneğin geçinemiyoruz mitingiyle Türk İş'in yaptığı miting geçmişte Türk İş'in bütün eylemsizliklerine bütün eleştirilerimize rağmen hepimizin yürekten desteklemesi sahiplenmesi yüreklendirmesi gereken bir mitingdir. Kim geçinemiyoruz diyorsa aldığı maaşa itiraz ediyorsa ürünü para etmeyip buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım. Çünkü muhalefeti parlamento içindeki muhalefet dışındaki muhalefet ayrımı olmaksızın hep birlikte toplumsal bir muhalefete dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız. 31 Mart'ta kazandığımız başarıda yüzde %38 38'e varan oyda diğer partilerin oylarının olduğunu bunun sarı kart olduğunu onlara seçim meydanlarında söz verdiğimizi bunu gerekçe göstererek bir erken seçim çağrısı yapmayacağımızı söylemiştim ve demiştim ki şimdi sarı kartı gördünüz seslerini duyma zamanı eğer emeklinin sesini duyarsanız asgari ücretlinin sesini duyarsanız çiftçinin esnafın sesini duyarsanız ben bir erken seçim çağrısında bulunmayacağım çünkü o zaman geçim olur ama duymazsanız o zaman geçim olmazsa seçim olur demiştik O günden bugüne hükümet bu bahsettiğim kırılgan kesimlerle ilgili parmağını oynatmadı asgari ücreti zamlamadı emekli 10 bin alıyordu 12500 yaptı 10 bin lira e, Ocak ayındaki 10 bin lira 12500 lira oldu o 12.500 lira Ocak'taki 8.000 liranın alım gücünde şu anda. Yani daha 9 ay geçmiş eldeki para 2.000 lira daha zayıflamış, işlevsizleşmiş, satın alma gücü düşmüş. O yüzden, o yüzden hep birlikte itirazı yükseltmek, bu iktidarı erken seçime zorlamak, erken seçimden sonra da onların unuttuklarına sahip çıkmak hepimizin görevi. Sizler de illerinizde, Yapılacak, yapılan tüm yoksulluğa karşı, işsizliğe karşı geçinememeyi vurgulayan ya da e, tarım ürünlerine verilen fiyatların zor durumda bıraktığı çiftçilerimize sahip çıkan tüm eylemlere destek olun. Oralara katkı sağlayın. Oralara katılmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayın. Çünkü hepimiz biliyoruz ki artık toplumun tek umudu Cumhuriyet Halk Partisidir. Bütün dertlerin var bir çaresi. O da Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. Ben Ben her birinizi bugüne kadar yaptıklarınız için kutluyorum. Bugüne kadar yapacaklarınız için başarılar diliyorum. Ve şunu biliyorum ki sizler yoksulun halinden anlayan, işsizin halinden anlayan, gençlerin dilinden konuşabilen, yaşlılara hürmetini saygısını eksik etmeyen Toplumun sosyal liderlerisiniz. Size bakan Cumhuriyet Halk Partisini, Cumhuriyet Halk Partisine bakan gelecekteki güzel günleri görsün. Her birinizi ayrı ayrı saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin. Sizlerle gurur duyuyorum. Bundan sonra da sizlerle birlikte çok güzel işleri başaracağımıza yürekten inanıyorum. Yolunuz açık olsun.